Milyonlarca yıl boyunca doğanın yavaş ve sabırlı elleri canlıları şekillendirdi. Evrim küçük değişikliklerin üst üste birikmesiyle ilerledi. Ta ki insan ortaya çıkana kadar. Ama insan evrimi sıradan bir hikaye değil. Bizi farklı kılan şey doğanın tipik senaryosunu bir anda aşmamızdı. Beynimiz hızla büyüdü, bilinç sıçradı, soyut düşünce ve sanat doğdu. Evrimin alışılmış kurallarına meydan okuyan bir hızla avcı toplayıcı atalarımızdan felsefe üreten, uzaya roket gönderen bir türe dönüştük. Peki ama nasıl? Bu sıçrama yalnızca genetik mutasyonların rastgele bir sonucu muydu yoksa bilinmeyen bir etken mi devredeydi? Bizi hayvanlar aleminden koparıp aklın ve bilincin doruklarına çıkaran şey neydi? Kubrick'in 2001 A Space Odyssey filmindeki gibi bir monolit mi düştü? Gizemli bir etki mi devreye girdi? Yoksa doğanın kendisi bizde yeni bir form mu yaratıyordu? Bu videomda insan evrimindeki bu anormal gibi görünen durumları bilimsel veriler ve tarihin karanlık noktaları üzerinden keşfetmeye çalışacağız. Hazırsanız gelin benimle. Şimdi isterseniz bölüm bölüm ilerleyelim. İnsan evrimine hızlıca bir retrospektif yapalım. Gideceğimiz ilk yer 6 milyon yıl önce Afrika. Burası ilk bölümümüz. Bir grup maymunsu yaratık ormanda yaşıyor. Hayatları basit. Yiyecek bul, kaç, saklan. Ama sonra bir şey oluyor. Bu yaratıklardan bazıları çevresel koşulların değişmesi nedeniyle ağaçlarda saklanmak yerine yerde dolaşmaya mecbur kalıyor. Böyle olunca da aralarından bazıları iki ayak üzerinde durmak gibi çılgın bir fikir buluyor. İlk başta bu büyük bir hata gibi görünüyor. Bu şekilde daha yavaşlar, yırtıcılardan kaçmaları daha zor. Ama bu hareket elleri serbest bırakıyor. Eller artık alet tutabiliyor ve yiyecekleri daha kolay kavrayabiliyor. Bu yeni tür Australopithecus, yani insana giden yolun ilk büyük adımı. Ama tabii ki ortada henüz bir medeniyet yok. Sadece biraz daha iyi taş atan, biraz daha az çığlık atan maymunlar. İkinci bölümde beyin gücünü açıyoruz. Zaman 2,5 milyon yıl önce. Sahnede Homo habilis. Daha büyük beyin eşittir daha büyük işler. Homo habilis adı verilen bu yeni tür ilk defa taş aletler yapıyor. Artık avlanmak, kemikleri kırıp ilikleri çıkarmak, daha iyi beslenmek mümkün. Daha fazla protein, daha büyük beyin demek. Ama sorun şu, büyük beyin fazla enerji tüketiyor. Yani sürekli yiyecek aramak zorundalar. Ateşi henüz bulmadılar ama beyinleri yanmaya başladı bile. Üçüncü bölüm, ateşle tanışma ve ilk büyük devrim. 1,5 milyon yıl önce Homo erectus sahneye çıkıyor. Ateşi kullanmayı öğreniyor. Artık gece karanlığında ısı kaynakları var. Daha da önemlisi, yemekleri pişirmeye başlıyorlar. Bu insanlık tarihinde büyük bir kırılma noktası. Pişirilmiş yiyecekler çiğneme ve sindirimi kolaylaştırıyor. Daha fazla besin sağlıyor ve beyin büyümeye devam ediyor. Homo erectus artık Afrika'dan çıkıyor ve dünyaya yayılıyor. Yepyeni yerlerde yaşamaya başlıyorlar. Dördüncü bölüm, Neandertaller ve Sapiens'in büyük kapışması. 300 bin yıl önce Homo sapiens sahneye çıkıyor. Beynimiz büyük, vücudumuz çevik, sosyal zekamız gelişmiş. Ama biz bu sahneye tek başımıza gelmedik. Avrupa'da Neandertaller, Asya'da Denisovanlar zaten vardı. Neandertaller bizden daha güçlü ama biz daha zekiyiz. Dil kullanıyoruz, işbirliği yapıyoruz, daha iyi organize oluyoruz. Haliyle birkaç bin yıl içinde Neandertaller ortadan kayboluyor. Sapiens dünyayı ele geçiriyor. Beşinci bölüm bilişsel devrim ve ilk büyük icatları kapsıyor. 70 bin yıl önce birdenbire garip bir şey oluyor. Homo sapiens soyut düşünmeye başlıyor. İlk mağara resimlerini çiziyor, hikayeler anlatıyor, dinler doğuyor. İnsanlar sadece fiziksel dünyayla ilgilenmiyor. Hayal gücü devreye giriyor. Ve bu insanı diğer tüm canlılardan ayıran en büyük özellik oluyor. 10 bin yıl önce tarımı keşfediyoruz. Binlerce yıl boyunca avcı toplayıcı olarak yaşadık ama sonra biri buğday yetiştirsek daha iyi olmaz mı diye düşünüyor ve tarım başlıyor. Buradan sonrası malum zaten. İyi mi oldu, kötü mü oldu bakış açısına göre değişir. Tarım sayesinde daha fazla yiyecek üretildi, nüfus arttı. Yerleşik hayata geçtik, şehirler kurduk. Ama aynı zamanda savaşlar, hastalıklar, eşitsizlikler de ortaya çıktı. Doğanın bir parçasıyken bir anda doğanın barbar patronu olduk. Sanayi devrimi, teknoloji patlaması, uzaya roket derken bugünkü halimize ulaştık.
Aslında beynimiz son 300 bin yıldır çok fazla değişmedi ama teknolojimiz baş döndürücü bir hızla ilerledi. Artık evrim biyolojik olarak değil, daha çok teknolojik olarak ilerliyor. Buradan sonra nereye gidecek, onu da başka bir videomda konuşuruz ama biz şimdi asıl konumuza geri dönelim. Şimdi hikaye güzel ama bu hikayede tuhaf bir şey var. İnsanlık milyonlarca yıl boyunca görece yavaş bir evrim geçirirken belirli dönemlerde neredeyse doğa yasalarına meydan okuyan bir hızla ilerlemiş gibi görünüyor. Homo habilis'in taş alet yapması veya Homo erectus'un ateş kullanması gibi bazı gelişmeler beklenen süreçlerdi. Ama 70 bin yıl önce birdenbire soyut düşünce, sanat, karmaşık dil ve organizasyon yetenekleri ortaya çıktı. Sanki bir şey bizi hızlandırmış gibi. Adeta Prometheus mitinde anlatılana benzer bir hızlanma. Olimpos'un kudretli tahtında hüküm süren Zeus, dünyayı ve onun üzerine serpiştirilmiş ölümlüleri izliyordu. Tanrılar insanları yaratmıştı ama onlara yalnızca yaşamı bahşetmişlerdi. Bilgiyi, gücü ve ışığı değil. İnsan karanlıkta sürünen zavallı bir mahluktu. Aç, korunmasız ve zayıftı. Ancak Prometheus, insanın kaderine kayıtsız kalamayan, tanrılara karşı insanların yanında duran bir bilgelik ateşiydi. Prometheus, insanların yalnızca var olmak için değil, bilmek, yaratmak ve yükselmek için doğduğuna inanıyordu. Fakat Zeus, insanların zayıf, itaatkar ve bilgisiz kalmasını istiyordu. Ateş yalnızca tanrıların hakkıydı. Ateş, yaratmanın, yok etmenin ve hükmetmenin sırrını barındırıyordu. Fakat Prometheus kararını vermişti. O gece, Olimpos'un en kutsal zirvesine tırmandı. Orada tanrıların sönmeyen alevi yanıyordu. Parlak, kutsal ve dokunulmaz bir ateş. Prometheus için bu ateşi almak, onun için ölümcül bir cüretkarlıktı. Ateşi aldı, rüzgarın ve yıldırımların arasından hızla yeryüzüne indi ve sonra insanlığa ilk kıvılcımını verdi. İnsan elleri o ateşi ilk kez kavradığında dünya değişti. Gece artık yalnızca karanlık değildi, korku artık kaçınılmaz değildi. Ateşin ışığında gölgeler kayboldu, taşlar ısındı, soğuklar kırıldı. İnsan artık doğanın mahkumu değil, onun efendisiydi. Ateş yalnızca ısıtmıyordu, öğretiyordu. Ateşle yiyecekler pişti, madenler eridi, silahlar dövüldü, ilk ocaklar yandı, ilk hikayeler anlatıldı. İnsan artık yalnızca yaşamıyordu, düşünüyordu, şekillendiriyordu ve yaratıyordu. Zeus göklerden öfkeyle baktı. İnsanların gözlerinde parlayan ışık artık kontrol edilemez bir güce dönüşüyordu. Prometheus, tanrıların sırrını çalmıştı ve bunun bir bedeli olmalıydı. Tanrıların emriyle Prometheus zincirlendi. Bir kayanın üzerine çevrilendi. Ellerinden ve ayaklarından bağlandı. Her gün güneş doğarken Zeus'un gönderdiği kartal geliyordu. Prometheus'un ciğerini parçalıyor, her akşam tekrar büyüyen eti her gün yeniden koparıyordu. Prometheus binlerce yıl o dağda mahsur kaldıktan sonra kurtulmayı başardı. İnsanlık Prometheus'un bu büyük fedakarlığı sayesinde büyük bir hızla gelişti ama burada sorulması gereken başka bir soru vardı. İnsanlık tarihinde gerçek bir Prometheus anı var mıydı? Bazı bilim insanları, yaklaşık 70 bin yıl önce yaşanan bilişsel devrimin doğal evrimle açıklanamayacak kadar hızlı olduğunu öne sürüyor. Evrim sürecinde bir canlı türünün bu kadar kısa sürede bu kadar büyük bir sıçrama yapması olağan dışı görünüyor. O halde asıl soruyu soralım. Prometheus'un ateşi metafor mu, yoksa insan evriminde gerçekten bir tür ateş mi vardı? Yani itici bir güç. Belki de o ateş genetik bir mutasyondu. Belki de bilgi birikimi bir eşik noktasını aştı. Ya da belki hala keşfedemediğimiz bir şey. Bir tür bilinç sıçraması gerçekleşti. 2001 A Space Odyssey filminde monolitin düşmesiyle maymunların zekasında bir sıçrama yaşanması, insan evrimine yönelik yönlendirilmiş müdahale fikrinin popüler bir anlatımıydı. Peki bunun gibi bir şey gerçekten olmuş olabilir miydi? Bilimsel olarak insanın evriminde aniden hızlanan belirli dönemler var. Bu hızlanmanın doğal süreçler mi yoksa bilinmeyen bir faktör tarafından mı tetiklendiği hala tartışmalı. Bazı bilim insanları insan beynindeki hızlı büyümenin genetik mutasyonlarla açıklanamayacak kadar hızlı geliştiğini öne sürüyor. Örneğin FOXP2 geni, yani konuşma ve dil yeteneği. İnsanlarda bu genin aktif hale gelmesi dilin gelişmesine neden olmuş olabilir ama ilginç olan şu. Bu gen diğer hayvanlarda oldukça farklı. Sadece insanlarda hızlı evrimleşmiş gibi görünüyor. Aynı şekilde hızlandırılmış insan bölgesi adı verilen genetik dizilim, insan beyninin evriminde büyük bir rol oynadı. Şaşırtıcı şekilde bu bölge şempanzelerle insanlar arasında çok farklı. Evrimsel süreçte normalden çok daha hızlı bir değişim göstermiş gibi görünüyor. Bunun gibi etkenler haliyle insanı başka açıklamalar düşünmeye de itmiş.
mitolojilerde ve efsanelerde yer alan bilinmeyen güç teması gibi. Space Odyssey'deki monolit sahnesi aslında çok eski bir mitolojik fikri canlandırıyor. Bir güç insanlara bilgi verdi, onları hızla geliştirdi. Bu tema birçok kültürde mevcut. Sümer mitolojisinde Enki insanlara yazıyı ve bilgiyi verir. Prometheus tanrıların ateşini yani bilgiyi çalıp insanlara verir. Kızılderili mitolojisinde gökyüzü halkı insanlara tarımı öğretir. Mısır mitolojisinde Thoth insanlara matematiği ve bilimi verir. Bu tür anlatılar acaba gerçek bir takım olayların simgesel anlatımı olabilir mi diye düşünülmüş tarih boyunca. Bazı bilim insanları da insanın evrimsel sıçramasının doğal süreçlerle tam olarak açıklanamayacağını iddia ederek bunun bir uzaylı müdahalesi veya bilinçli bir dış faktör anlamına gelip gelmediğini sorgulamışlar. Elbette kesin bir kanıt yok ama bazı teoriler öne sürülmüş. Örneğin panspermia teorisi. Bu teori, dünyadaki yaşamın uzaydan gelen genetik materyallerle tetiklendiğini öne sürüyor. DNA'nın keşfini yapan bilim insanı Francis Crick, DNA'nın doğal yollarla bu kadar hızlı gelişmesinin zor olduğunu iddia etti. Bilinçli bir dış etkenin genetik müdahalelerde bulunmuş olabileceğini ima etti. Wisconsin Madison Üniversitesi'nde antropoloji profesörü olan Dr. John Hawkes, insan evrimindeki hızlı değişimleri inceledi. Hawkes, son 10 bin yılda insan genomunda önemli değişiklikler olduğunu ve bu değişimlerin evrimsel süreçte beklenenden daha hızlı gerçekleştiğini belirtti. Bu hızlı değişimlerin sadece rastgele mutasyonlarla açıklanmasının zor olduğunu savundu. Stanford Üniversitesi'nde antropoloji profesörü olan Dr. Richard Klein, yaklaşık 50 bin yıl önce insan davranışlarında ani bir değişim olduğunu öne sürdü. Bu dönemde sanat, alet kullanımı ve sosyal yapılar gibi alanlarda birçok ilerlemeler kaydedilmişti. Klein, bu ani değişimin genetik mutasyonların ötesinde belki de nörolojik bir yeniden yapılandırma sonucu olduğunu ileri sürdü. Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde paleantropolog olan Dr. Ian Tattersall, insan beyninin evrimsel süreçteki büyümesinin ve karmaşıklığının sadece doğal seçilim ve mutasyonlarla açıklanamayacak kadar hızlı gerçekleştiğini savundu. Tattersall, insan bilişsel yeteneklerindeki bu ani artışın kültürel ve sosyal faktörlerle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'de antropoloji profesörü olan Dr. Terence Deacon, insan beyninin evrimi ve dilin kökenlerini araştırdı. Deacon, beynin büyümesindeki hızın ve karmaşıklığının artmasının sadece genetik mutasyonlarla açıklanamayacağını, bu süreçte dil ve sembolik düşüncenin de önemli rol oynadığını öne sürdü. Bu araştırmacılar, insan beyninin evrimindeki hızlı büyüme ve karmaşıklığın artışının yalnızca genetik mutasyonlarla açıklanamayacak kadar ani olduğunu belirtmişlerdi. Bu nedenle evrimsel süreçte kültürel, sosyal ve çevresel faktörlerin de dikkate alınması gerektiğini savundular. Sonuç olarak, gerçek bir monolitin veya itici bir gücün olup olmadığına dair kesin bir kanıt yok. Ama insan evriminde anormal sayılabilecek hızlanmalar olduğu bir gerçek. Eğer tırnak içinde monolit etkisi gibi bir olay gerçekten yaşandıysa, bu biyolojik, genetik ya da bilinç düzeyinde bir müdahale olabilir. Ancak elimizde bunu kesin kanıtlayan bir veri henüz yok. İnsan evrimindeki bu hızlı sıçramalar gerçekten de akıl kurcalayan bir konu. Prometheus'un ateşi, Odyssey'deki monolit gibi anlatımlar insanın bilinç seviyesinde aniden büyük bir sıçrama yapmasını sağlıyordu. Bunlar büyüleyici anlatılar ve insanlığın nasıl bu kadar hızlı geliştiğine dair ilginç düşünceler sunuyor. Ama işin bilimsel tarafına bakacak olursak, bu tip düşüncelerin konuşulması ve tartışılması eğlenceli olsa da gerçeklikten bir miktar uzak olduğunu söylememiz gerekiyor. Komplo teorilerinde olduğu gibi, böylesine gizemli ve mistik görünen açıklamalar, insan zihni için her zaman daha ilgi çekicidir. Çünkü bizler karmaşık olaylara basit ve çarpıcı nedenler bulma eğilimindeyiz. Ama gerçek şu ki, insan evrimindeki sıçramalar doğrudan bir dış müdahale olmadan da açıklanabilir ki açıklanmıştır da. İnsanlığın evriminde ani gibi görülen gelişmelerin temel sebepleri kültürel aktarım, doğal seçilim, çevresel değişimler ve genetik mutasyonlardır. Genetik değişimler, dilin gelişimini hızlandırmış, tarım ve yerleşik hayat bilişsel kapasitemizin farklı şekillerde kullanılmasını sağlamış, sosyal örgütlenme ve işbirliği zeka gelişimimizi hızlandırmıştır. Bir sıçramadan çok hızlanan bir süreçten bahsedebiliriz. İnsan zekasının gelişimi bir monolit veya tanrısal bir armağan sonucu değil, evrimin olağanüstü ama doğal bir sonucudur, der bilimsel mutabakat. Bu, diğer görüşlerin tamamen göz ardı edilmesi gerektiği anlamına gelmez. Bilinmeyeni sorgulamak, büyük sorular sormak, hayal gücümüzü zorlamak insan doğasının bir parçasıdır.
Ancak gerçekliği anlamaya çalışırken elimizdeki en sağlam araç da bilimdir. İnsan merak eden bir türdür. Kimi zaman mitler ve hikayelerle, kimi zaman bilim ve deneylerle, kimi zaman da sanat ve felsefeyle bilinmeyeni anlamaya çalışır. Hakikatin bilgisine sahip olduğum ve bu konu hakkında kesin bir gerçek olduğunu ileri sürdüğüm bir açıklamanın olduğu bir video değildi bu. Sadece bu konuyu sizlerle birlikte sesli düşünmek istedim. O yüzden sizin düşüncelerinizi de yorumlara bekliyorum. Sizce insanın evriminde gerçekten anormal bir hızlanma mı var? Yoksa biz mi olayları olduğundan daha gizemli görmeye meyilliyiz? Yorumlarda konuşalım. Ben Shockvoice. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.